Hoş geldik. Hoş bulduk. Hadi bir bahçe bakalım nerede mi? Ay evet bir bakalım, çok özlemişiz. Ay merhaba. Ay nasıl özlemişiz Güngör. Ay evim evim, küçük evim, nasılsın? Bakalım neler yaptınız Güngör'cüğüm. Ben yokken zaten siz de burada değildiniz de. Ben seyahate çıktığımda onlar da burayı toparladılar. Antalya'ya döndüler annemle beraber. Onlar da dinlendiler. O yüzden çok güzel. Şimdi buraları da bir güzel kapatmışsınız. Ay çok çalışmışsınız Güngör. Baksana etrafını da kapatmışlar ki. Evet. O her şeyi buraya attınız ha? Köpek, evet. Çobanın köpekleri falan gelip bir şeyler kapıp giderler diye. Evet evet. Çok güzel derlemişsiniz, toplamışsınız ama pırıl pırıl görünüyor Güngör'cüğüm. Benim şimdi birinci görevim likyavanı temizlemek olacak. Çünkü orada yatacağız. Burada yatamayız diye planlıyorum. Bakıyorum şimdi. Ah, oy Güngör. Hakikaten. Bu ne? Huhu Güngör. Çok iş var. Çok iş var. Onu biliyoruz zaten, çalışmaya geldik, iş yapmaya geldik. Şimdi içeride yatamayacağımız için ben mecbur likyavanın içini şöyle bir boşaltalım. Önce orayı boşaltalım. Şimdi branda falan aldık, böyle bir yerlere yayalım. Şimdi bu böyle derli toplu görüntüsü maalesef birazdan gidecek. Çünkü yayacağız, her tarafa yayılacağız. Ve ben orayı süpürüp oradaki yatağı hazırlayayım ki yatağımız hazır olsun. Ondan sonra bir çay mı yaparız, kahve mi yaparız, bir şeyler yaparız değil mi? Başlıyoruz o zaman. Özlemişiz köyümüzü Güngör. Tabii neresi bakıyor? Bir aydı aşkım ya. Bir aydan daha fazla. Bir ay, yani doğru. Sen 21 gün köyü şey yapmıştın. Bir aydan süremiştik. Daha fazla. 15 6 hafta yoktu. Falan çok rahat var. Doğru, 6 hafta. 1,5 haftadır yokuz. Özlemişiz gerçekten. Bu sessizliği, sakinliği, dinginliği, şu ateşin sesini çok özlemişiz. Kesinlikle. Nasıl geçti? Sen çok dinlendin herhalde. Benden daha çok dinlendin. Ben yollardaydım ama. Ya gündüz mesai yaptık. Akşamları gelince eve bol bol yattım yani. Bol bol yattığım yerde film izledim. Şey yaptım. Tamamen boş boş vakit geçirdim. Zaman öldürdüm diyebilirim yani. Hafta sonları Netflix'in dibine vurdun. Hatırlıyorum. Güngör. Ama o kadar kolay yapmamak ya lazım. Ya öyle bir serilere düştük yani. Konuşuyoruz tabii ki yani. Gün içinde sürekli ama neredeyse işte ne yapıyorsun, işte şu diziyi izliyorum. Birkaç gün geçti, hala dedim ki Güngör bitmedi mi o ya? Neydi, Manifest miydi? Galiba evet. Yok diyor, 6. sezon, 7 kaç sezon çektilerse. Çok çekmişler. Ya bir hafta sonunda sen bir 4 sezon izlemiş olabilirsin belki yani. Olabilir. Cidden bayağı. Hiç yapacak başka bir şey yoktu. Ama
Ama iyi dinlendim ama. Güzel güzel dinlendim. İşlere hazır mısın şimdi? Hazırım tabii ki. Nasıl hissediyorsan? Harika. Hı-hı, harika. Şimdi taban iş yapacağımız biraz daha zor olacak. Doğru. Taban işi biraz daha zor. Şimdi yarın ona göre galiba önce delikleri tıkamalarla başlayacağız. Evet, kenarda güneyin cephesinde bir şey var. Yüton görmem gereken yerler var. Bunları hı-hı öreceğim. Kuzeyde de öreceğim. Bir 10 santim kalınlığında yüton görmem yerleri var. Hı-hı. Ondan sonra tavanı geçeceğiz. Hı-hı. Sonra tavan geçtikten sonra kenar çıtlarına geçeceğiz. Evet. Tabii tabii doğu cephesinde yapacağım bir şey var. Yüton görmem gereken var. Asperta deliği büyütmem lazım. Evet, ufak tufak. Yani incik boncuk çok iş var. Onlar da böyle incik boncuk gibi görünüyor ama gerçekten çok zaman alıyor. Kesinlikle. Çok çok zaman alıyor yani. Önceden gözümüze çok ufak görünen şeyler. Aman ya yaparız onu falan diyorduk. Sonra bu böyle çok tekrar olunca böyle o yüzlerce kere falan tekrar olunca vakit alıyor. Elin ne kadar oyalandın, ne kadar vakit aldığını bazıları işin kendisinden bile daha fazla vakit alabiliyor. Çok güzel be. Bakalım bana kadar geçeceğiz bu giden.
Bunlar 2 santim miydi Güngör? 2 santim miydi bu? Hmm. Şimdi bu kenarlarda biliyorsunuz işte şöyle boşluklarımız kaldı. Bu her bir boşluk için şu 2'ye 2 çıtalarımızdan gelelim mesela. Şöyle yapacağız. Şöyle bir evet. Böyle oturtacağız ve bu şekilde bir etrafını hem bir çerçeve gibi yapacağız hem de bu boşlukları kapatacağız. Aynı şekilde şunu da şöyle işte yukarıya da şöyle yapacağız. Şu tavan kısmına da aynı şekilde. Ama bunlardan elimizde galiba yeteri kadar yok. O yüzden sanıyorum yarın başlarız kapatmaya kenarları. Yarın bir marangoza, pardon, keresteciye yarın keresteciye gidip şimdi bunların ölçü şeylerini ben çıkarayım. Ölçülerini kaç tane alacağız? 2 metrelik miydi bizim aldıklarımız? 2 metrelik alacağız. 2 metrelikten kaç tane lazımsa alalım ki böylece her birisi çerçeve gibi olacak ama dışarıdan da hiç çerçeve olarak görünmeyecek. Düz ve köşeli olduğu için şu 5'e 10'larla sanki bir tek parçaymış gibi görünecek diye umuyorum. Strafor kesilecekse ben keseyim. Strafor kesmeyeceğim. Çıta keseceğim. 62,5. 62,5.
İçerisi 24.5 gün gör. Ben 30 hissediyorum. Doğru, haklısın. Bir de sürekli yukarı bakarak çalışmak çok zor. Sen de vereceğiz. Tamam, dur. Evet, kaçtı. Oğlum, sana vermez olur muyuz ya? Ay, ay, ay. Kapısı beni benden aldı. Tamam oğlum, biraz amacım, biraz da, biraz da. Soğusun acaba.
Şimdi 9 santim ne kadar girer? 9 santim girer geliyor. Ezna 110 kişiden girmiş olur. Sokmaz yani aşağı. Tamamdır. Kapaktan takalım şimdi. Deliğini yerine ayarlayayım önce. Sen yine kontrol edersin, çok sıkmıyorum. Sıkma bak, tamam. Önemli şu an tutması zaten. Ne kadar sert, ne kadar gevşek. Ne ayarlarsın?